Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugün başlığında gördüğünüz üzere AliExpress'ten 20 kuruşa bir saat almıştım. Tabii bu vergilerle birlikte 52 lira gibi bir rakama geldi yanlış hatırlamıyorsam. Saat demeyelim, tam olarak akıllı bileklik diyebiliriz. Bu Mi Band tarzı ama onun karesi. O şekilde dikdörtgen değil. Böyle oldukça büyük bir pakete koymuşlar. Pat patlı bir paket. 13 günde geldi arkadaşlar, elime ulaştı. Siparişi verdim. 14 Mart'ta vermiştim. 27 Mart'ta sipariş elime ulaştı. İçinden sadece şu şekilde bir kutu çıkıyor. Paketi muhtemelen açmışlar gümrükteki arkadaşlar. Ve paket bayağı bir böyle hasar almış yani. Ne kadar bunun içinde de kalsa paket hasar almış. Şöyle hatta eli yüzü açık bir şekilde gelmişti. Ben bunu açtım. Biraz inceledim. Kullandım. Tarzına vesaire baktım. Şimdi sizlere bunun videosunu çekmek istedim arkadaşlar. Şu şekilde küçük bir kitapçı var. Çince ve İngilizce kullanım kılavuzu. Onun haricinde şöyle bir tane ekranımız. Saatimizin, bilekliğimizin ekranı. Şöyle bir adet de kordon geliyor arkadaşlar. Böyle kauçuk bir kordon. Yani bu şey gibi değil. Normal saat kordonu gibi. Özellikle Mi Band'lerdeki gibi böyle takmalı, geçirmeli şekilde değil. Bu böyle olması hoşuma gitti açıkçası. Şimdi böyle baklava dilimi gibi desenleri var. Onun haricinde ekranımız bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bu burada da satılıyor. A101'lerde, BİM'lerde de oluyor. Yani orada da bulabilirsiniz. Ama ona göre tam bir fiyat performans diyebilirim gerçekten. Çünkü oradaki fiyatları yanlış hatırlamıyorsam 150 lira gibi bir seviyelerde olması lazım. Bu da denk geldi. Böyle ben de almak istedim. Bakayım, deneyeyim dedim nasıl bir şey gelecek diye. Bu şekilde üstünde bir jelatini var. Bu jelatini sökelim arkadaşlar. Daha sonra kordonumuzu takalım. Şimdi bu iki taraftan şöyle delikleri var burada. Buralar içine giriyor kordonun. Ben şöyle rastgele takacağım. Yani iki tarafı da oluyor da hani tam saat olarak takma şeyi, evet doğru tak. Bu şekilde öncelikle bir menüsüne bakalım. Daha sonra bunun telefondaki uygulamasını göstereceğim. Hatta ilk önce uygulamayı bağlayıp şöyle Google Play'e girdiğimizde buradan Fit Pro yazıyoruz ve karşımıza çıkan şu uygulamayı indiriyoruz arkadaşlar. Ben biraz önce indirdim. Bunu aç diyoruz. Sözleşmeyi kabul edelim. Uygulamayı kullanırken diyelim. Ve buradan ben hemen şuradan ekran kaydını başlatayım. Buradan arkadaşlar şu alt tarafta daha fazlaya tıklıyoruz. Şurada yukarı kısımda daha fazla özellik keşfetmek için cihazı bağlayın diyor. Bunu tıklıyoruz. İzin ver diyoruz. Ve şu an cihazımızı arıyor. Kare kod üzerinden de bağlayabilirsiniz. Burada watch yazana tıklıyoruz. Ve şu anda saatimiz mesela 2.41. Bağlantımız tamamlandığında verileri eşitliyor ve 7.56'ya döndü arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bağlantımızı bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra şuradan burada adımlar vesaire, onları görebiliyorsunuz. Yani tüketim kalorinizi, kat ettiğiniz mesafeyi, ama bu doğru göstermiyor. Yani ölçümleri biraz hatalı. Daha fazla kısmında hemen şu üst taraftan bilek çevirme hareketi, ekranı açma olayı, onu görüyorsunuz. Bunu etkinleştirebiliyorsunuz. Burada saat ayarı yapıyorsunuz. Hangi saatlerde olsun diye. Rahatsız etme modu var. Daha sonra alarmlarım kısmı var. Buradan hepsini görebilirsiniz. Hareketsiz kaldığınızda hatırlatıcı var. Bunu dakika olarak ayarlıyorsunuz açtığınızda. Cihazın bul kısmı var. Burada cihazın bul dediğinizde saatinizi titreşim gönderiyor arkadaşlar. Şu şekilde cihazı bul dediğinde, evet gördüğünüz gibi titreşimi gönderdi. Bak mesela şöyle dinleteyim size. Evet, oldukça iyi bir titreşim gönderiyor. Uzaktan fotoğraf çekme olayı var. Telefonunuzu bir yere koyduğunuzda fotoğrafını çekebiliyorsunuz uzaktan saat aracılığıyla. Mesaj gönderme kısmında arkadaşlar, bu yani uygulama Türkçe'ye döndürüldüğü için çeviriler çok doğru değil. O yüzden bazı şeyler hatalı gözüküyor. Mesela bu alarm silinsin mi kısmını açtığınızda, arama geldiğinde size saatte, yani bazısında isim gösteriyor, bazısında numara gösteriyor. Kişinin kaydedilme şekline göre değişiyor sanırım bu. Onun haricinde SMS bildirimi var. Onun haricinde diğer uygulamalardan WeChat, Facebook, Twitter, Line,
WhatsApp, Instagram. WhatsApp'tan mesajlarınız bildirim olarak düşüyor. Mesajı görebiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz. Instagram bildirimleri yine geliyor. Type var, Talk var. Yani bunların hepsini buradan açabiliyorsunuz hangilerini kullanıyorsanız. Arama ayarları kısmına geldiğimizde ise buradan ya bu ekranla alakalı aslında ama cihaz sıfırla dediğinizde sıfırlıyor. Kaldır dediğinizde cihazı kaldırıyor. Başka bir cihaz bağlamak istediğinizde. Diğer kısmında titreşim ayarı var. Oto yükseltme yani güncelleme gelirse diye vesaire. Ama herhangi bir şey yok. Arka plan ayarlamada mesela bildirim izinleri var. Bu şekilde bildirimler açıldı. Kaydetme izinleri, kendiliğinden başlatma vesaire. Bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan hareket kısmına geldiğinizde yine egzersizlerle alakalı uygulamaları görüyorsunuz. Benim dediği kısımda ise profilinizi görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan kendinize bir profil oluşturabiliyorsunuz. Cinsiyet, yaş, boy, ağırlık, hedeflenen adım, uzaklık, ağırlık birimi, uzunluk birimi vesaire, sıcaklık. Bunları görebiliyorsunuz. Yani uygulamayla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi saatimizin arayüzüne bir bakalım. Menülerinde neler var. Saatimizi şöyle ilk ekranından başlayalım arkadaşlar. Burası ana ekranımız. Saatin, tarihin, adımın ve şarjın gösterildiği yer. Bu arada bir tane dokunmatik tuşu var. Saatin. Onun haricinde ekranı dokunmatik değil. Şu alt kısımda bir yuvarlak tarzında dokunmatik tuşu var arkadaşlar. Buna basılı tuttuğunuzda okeyleme gibi bir arayüz, saat arayüzlerinde geçiş yapabiliyorsunuz. Şu şekilde. 3 tane ekran var. Birincisi bu. İkincisi bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Parlama yapmasın. Üçüncüsü de bu. Bu ekrana istediğiniz resmi arka plana koyabiliyorsunuz. Biraz önceki menü kısmından. Burada adımınız var. Adım sayar, kat ettiğiniz mesafe ve harcadığınız kalori değerini gösteriyor. Yine doğru değil arkadaşlar. Burada bir kalp ritim ölçme olayı var. Hemen ben şöyle saati koluma takayım. Ekran boyutu bileğime göre küçük. Yani bir bayan kolu için bence ideal veyahut da çocuk kolu için ama yetişkin bir erkekte biraz sıkıntı. Küçük kalıyor çünkü. Şöyle bu ekrandayken orta tuşa basılı tuttuğumuzda şu şekilde ölçme başlıyor arkadaşlar. Kısa bir süre sonra ölçümü tamamlayacak ve değerleri bize gösterecek. Evet, 95 ritim, 98 satürasyon ve 12'ye 9'da tansiyon ölçtü. Tabi bu doğru değildir. Zannetmiyorum. Yani test etme imkanım olmadı ama çok doğru olacağını zannetmiyorum. O yüzden sizlere de güvenmeniz biraz hata olabilir. Onun haricinde spor dalları kısmı var. Şu şekilde. Burada yine egzersizler var. 3 tane. Onun haricinde bilgi ekranı. Bilgi ekranına arkadaşlar gelen bildirimler düşüyor. WhatsApp mesajları vesaire diğer mesajlar. Müzik kısmı var. Buradan müziği kontrol edebiliyorsunuz. Bundan saatte herhangi bir müzik çalma olayı yok. Muhtemelen bu telefondaki müzikleri kontrol etmenize fayda sağlıyor. Ama bunu da beceremedim kullandığım süre zarfında. Daha kısmına girdiğinizde uyku saatiniz var. Burada hava durumu var. Burada bir resim çekin diyor. Uzaktan çekmek için. Aramak kısmı dediyse telefonu buluyor arkadaşlar. Basılı tutup giriyoruz. Uzun tutuyoruz. Arama diyoruz. Mesela şu anda bir bildirim gönderdi. Ekranı açtı. Ama telefonum hem sessizde hem rahatsız etme modunda olduğu için herhangi bir ses duymadık arkadaşlar normalde. Ama ses veriyor. Da olsa bir sesle uyarı gönderip telefonunuzu bulmanıza fayda sağlayabilir. Fırlama kısmından saati sıfırlıyorsunuz. Karekod var. Yine bu da bağlantı için kullanabilirsiniz. Burada kapatma ekranı var. Basılı tuttuğunuzda saati kapatıyor. Ve onun haricinde başka bir menüsü de yok arkadaşlar. Şöyle en son kapatmayı da göstereyim. Basılı tutuyoruz. Ve bye diyor. Kapatıyor. Yine saatimiz kapalı iken de bu kısma basılı tuttuğumuzda hello deyip tekrardan saati açıyor arkadaşlar. Saatle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi 20 kuruşa saatin kendisini aldım. Vergilerle vesaire 52 lira gibi 53 lira gibi bir rakama geldi. Yani çocuklar için olabilir. Yetişkinler de kullanabilir ama çok fazla bir böyle amşam bir özelliği yok. O yüzden tercih sizin arkadaşlar. Yani ben tamamen saatin fiyatının ucuz olması ve deneme amaçlı uzun zamandır AliExpress'ten herhangi bir ürün almıyorduk. Bunun yani 4-5 sene sonra oldu muhtemelen o kadar bir süre. Böyle bir saat almak istedik. Deneme amaçlı. Gayet güzel geldi. Bence açıkçası tam bir fiyat performans ürünü.
Yani hem fiyatına göre hem kargo hızına göre özelliklerine göre bence gayet ideal. Ürünün linkini yine bırakırım aşağı kısma. Oradan bakmak isteyenler bakabilirler. Şu anki fiyatı farklı ama zannedersem 55-60 lira gibi saatin kendi bir fiyatı var. Ve yaklaşık bir 50-60 lira kadar da vergiler vesaire biniyor. Yani 110-120'leri buluyordu en son. Şu anki fiyatı tam olarak ne bilmiyorum. Linkten bakarsınız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.